Ama ne öyle 32 dişini de ayırmış gülüyorsun valla. Yani arkadaki mumlara gidiyoruz. <laughs> ya kızım işte babanın işleri görmüyor musun diyor. İşte karanlıkmış da iki günlük idare etsin işte. Hayatım duvarı zedeliyorsun işte daha ne. Neyse kızlar hadi gelin ben de şuralarını yani tozlarını alalım falan sonra yerleştirelim eşyaları da artık şu eve. Oh diyelim bir işimize falan devam edelim. Hadi gelin. Ya anne yine mi iş? Ya yine, yine derken çocuklar. Bir kere yardım ettiniz diye şey mi oldu? Oh Umut ne güzel. Hiçbir iş yapmıyor. E çocuklar siz de Umut gibiyken hiçbir iş yapmıyordunuz. Ama bak yine bahanesi hazır gördün değil mi? <laughs> evet boşver neyse. Ne sileceğiz şimdi? Bakın durun şunları ben bir halledeceğim. Size gelin göstereyim. Ya şu evin haline bak ya. Ben bu evi sevmedim gibi. Anne güzel dekorasyon yapamadık çünkü. Biz ne bilelim kızım yani. Üf, yıllarca o evde kaldık. O evin değil mi? Bak sizin odanız harika oldu. Aynen. Ge genç odası gibi aynı. Hı, güzel mi? Güzel tabii. Ya anne şu Umut'a da bir oda olsaydı. Çok üzülüyorum. Çocuk orada yani ne zamandır şey yapıyor. Olsun ya. Uf, ona da güzel Güzel bir eve geçince harika bir oda yaparız oğluma. <laughs> Okula falan gider. İşte çalışma masası koyarız. Bizim odamız bile küçük oldu. Yine Anne, baksana şuna. Kızım o sandalyeleri kaldıracağım oradan. Yer kaplıyor. İyi tamam kaldırırsın. Ay neyse sen ona şükret de bizim çalışma masamız var artık. <laughs> Televizyonumuz var. Buradan birlikte oyun oynayacağız. Evet oynayacağız. Hadi hadi hemen şey kaçırıyorsunuz. Siz balkondan başlayın ama balkonun masasını silmeniz gerek. Tamam. Biriniz yerleri silsin. Biriniz de masaları silsin. Durun bez getireceğim. Anne ver. Ver anne. Gel kızım sen benimle bez getireceğim. Ben sana. Anne sen konuşmayı mı unuttun? <laughs> Neyse. Hayatım. Sen de kalk şuradaki eşyaları falan dizmeme yardım et. Yo, yine mi bana iş geldi? Tabi. Oturacağım öyle. Hayatım e, tüm eşyaları dedim zaten. Allah yine kavga başlayacak. Ben gidiyorum. Şimdi arkadaşlar videoyu bölüyorum. Hemen gündüz yapayım. Çünkü öbür türlü unutmamak için söylüyorum. Ben ee, fark ettim ki duvar kağıdı seçmekte falan iyi değilim ve sizlere sormak isterim. E, duvar kağıtları ve eşyalarla ilgili sizlere bu sorum. Mesela güzel olmuş mu olmamış mı bana instagramdan yazın bunları. Çünkü ben dün size duyurdum bunu videomda söyleyeceğim dedim. Duvar kağıtları ve eşyalarla ilgili birkaç şey söyleyeceksiniz bana. Yani yardım edeceksiniz. Söyleyeceksiniz diyorum sanki zorla şey yapmış gibi ama... Yani hani bana e, videom için yardım etmek isterseniz instagramdan bana yazabilirsiniz. Çünkü duvar kağıtları hakkında gerçekten e, iğrenç bir şekilde yani duvar kağıtlarına hiç özen göstermedim. Ve şu salon iğrenç oldu. Bunun içinde fikirleriniz varsa instagramdan bana ya resimli halde atabilirsiniz ya da normal yazı şeklinde yazabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz instagram olmayanlar. Ona göre arkadaşlar ben evi iyice düzenleyeceğim. Bugün sizin fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım ki unutmazsınız. Hatta isterseniz videoyu durdurup şimdiden gidip Instagram'dan bana yazabilirsiniz. Sonra unutmamanız için. Teşekkür ederim videoyu bölmek istememiştim ama bunu söylemek istedim. Çünkü bakar mısınız şu? Ya mutfak bir şey olmaz. Mutfak o kadar önemli değil. Zaten şuralar bilmiyorum eşyalar falan dolu oldu. Güzel gözüküyor ama duvar kağıtları hakkında birkaç sorun oldu. Çünkü ben yapamıyorum. Banyo biraz boş kaldı gibi ama olsun. Salon zaten berbat oldu. O yüzden sizlere fikirlerinizi de sormak istedim. Devam edebilirsiniz. Videonuzu böldüğüm için özür dilerim. Sizlere iyi seyirler. E like atmayı, abone olmayı unutmayın tamam mı? Onlar sizin yapmayı bildiğiniz görevleriniz. Ben gidiyorum şimdi. Bay bay. Ay sesime bak tövbe ya Rabbim. Hadi annem yatın artık. Şu telefonu çıkarayım da. Yarın sizlerle alışverişe gideriz, olur mu? Ne? Sh! Baba nasıl uyanacak? Kardeşine söyle. <laughs> Bismillah. Kız yarın alışverişe gidiyoruz. Gel. Ne alışverişi la? Ne alışverişi değil. Ev alışverişine gidiyoruz. Kızım hadi bırak artık onu. Ver ben. Ben ışıkları kapatmaya gideceğim. Anne alışverişe mi gideceğiz? Evet kızım. Hadi hadi yatın artık. Allah. Çocuklar şu ateşi de kapatayım. Siz bir gidersiniz üstüne falan. Uf. Neyse tamam. Şunları da kapatırım. Ne olur ne olmaz. Allah biliyor bunlardan bile yangın çıkıyor evde. Tövbe yarabbim. E çocuklar siz de şöyle şöminenin önüne geçin. Sıcak orası. neyse şu ışıkları kapatalım. Ay evin haline bak ya. Müziği kapat. Hadi kızlar geçin yatağa. Tamam anne. Hadi artık yatın. Çok uykum geldi benim. Ay. Anne. Ne oldu kızlar? Bizim yatağın tozunu aldın mı? Allah. Of unuttum ya. Neyse durun alırım iki dakikada. Annemi işte unutkanlı. Yatın babanızın yanına siz. Ben babamın yanına. Ya. Çakal ya. ay bunları nereye koyacağım ben ya of, buranın üstünde mi yok çok uyumsuz duruyor buraya koysam burası da uyumsuz burası iyi neyse burada kalsın şimdilik buraları sildik sonuçta şu bilgisayar kalsın da Allah bilgisayar Üf, şuraya mı koysam neyse kalsın kitaplar falan ayarlayalım Telefonum çalıyor. Ya Rabbim kim arıyor ki bu saatin dokuzunda? Allah Allah. Aa Arzu kız ben unutmuşum. Alo? Bu ses de ne? Uh. Bismillah güne başladık. Allah kızas belas bir gün geçirsin. Amin. Ay şu güneşe bak. Artık güneşe bile seviniyorum ya. Ay çok güzel la. Bu evde böyle uyanınca balkona bakmak. Aynen canım ya. temizliği yaptık. Evin eşyalarını yerleştirmek kaldı şimdi. Aynen aynen. E sen ne yapıyorsun canım? E ben de öyle işte. Dediğim gibi evle uğraşıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ha ha evet evet izin aldım ben. Ee, çocuklar ne yapıyor? Yani çocuk, çocuk, çocuk bizimki çocuklar olduğu için. <laughs> ee, işte. Aynen aynen ya. İş güç hep okul falan. Onlar için uğraşıyor zaten. Biz, biz yani. Tamam. Tamam canım tamam. Buluşuruz ama biz bugün alışverişe gideceğiz. Gelirsen haber et. Yani tamam. Evet evet söylediğim gibi. <laughs> tamam anneciğim. Ay yerim seni. Tamam, görüşürüz. Anne yani yine Arzu teyzeye anneciğim diyorsun. Kızım biz öyle anlaşıyoruz işte. Ay <laughs> anne çok güzel arkadaşlarınız var. Ya kızım şimdi şöyle alışverişe gideceğiz bugün ya. Arzu teyzen de diyor ben de geleyim. Ee, şeydi gerçek mi? Kim? Ayşe. Ha kızım Ayşe gelmez olur mu? Tabii gelir. <laughs> tamam gelsinler. Yok kızım ondan değil. Şey bir de eve gelecekler bakacaklar. İşte. Anne ben acıktım. Kızım saatin sabahın dokuzunda niye kalkıyorsun sen? Siz, senin sesine uyandım. Ha bir de bizi dinliyorsun. <laughs> Anne ya. Anneciğim ne ya? Sen senin yaşındaki kadına anneciğim diyorsun. Ya üf, hala taktın. Şu buzdolabına baksana kızım. Aa. Ya aa tabii. Ne ne yiyeceksin bana söylesene. Bir şey sipariş edelim. Yok yok ben size şuradan markete göndereceğim. Burada yakın market var. Oraya gidersin alırsın bir şeyler. Niye ben? Uyanıksın kızım. Ha yok yok gidiyorum. Yattım. Allah'ın sıfası. Neyse ben de devam edeyim. Tamam anne çıkıyoruz. Üf ya. Şu halimizde bizi gönderiyor. Ama boş ver kim görecek? Kızlar annenin dediklerini almayı unutmayın. Ay gittiler mi? Gittiler gittiler. Sen kaçta çıkacaksın evden? Hayatım sanırım ee, bir gibi çıkarız ya çok geç olmasın. Hayatım saat on bir buçuk yani. Biliyorum canım. İşte evin yarısını dizdim sayılır yani. Şu işte dolapları falan. Eh iyi bari. Yardım edeyim dur. Hmm, sıkıldım. Çok sıkıldım. <laughs> Bak bizim sosyeteler geliyor. <laughs> Lan yine mi bunlar? Ay boş ver dalga geçer geçer dururlar herhalde. Aa bizi görmeden mi? Geçiyorsunuz buradan. Selam versiydiniz bir bari. Yani sosyete olduğunuz çok belli oluyor <laughs> buradan işte. Sen bir sesini kes. Ondan sonra selam veririz. Dalga geçerken böyle sana neden selam verelim? Gel kızım. Aaa duydunuz mu? Bunlar da Gizo'ymuş. <laughs> Sen bir sus. Aaa <laughs> sosyeteler. Nereye gidiyorsunuz? Şunların pijamalarına baksana. Sosyet oldukları buradan belli. <laughs> Sosyete olsak burada mı yaşardık böyle bir çöplükte? Sen bizim yaşadığımız mahalleye çöplük mü diyorsun yani? Evet. Görüyorsun şuranın halini. Allah'ım ya deli edecekler beni. Aa, sen biraz ürkek gözüküyorsun. Onun karışma. Gel. Niye karışsın? Bir şey olmaz sanki ondan mı korkacağım ben? Gülmekten. <laughs> <laughs> Kes. Yeter ya. Ceren 2 çıktın başımıza. Ceren iki mi? Aa, şu bizim Ceren'den bahsediyor galiba. Ne? Ne Ceren 2'si? Bir şey diyeceğim. Bunlar akraba falan olmasın? Lan yok artık. Ya boş ver. Hadi gidelim çabuk. Lan şşş ne Ceren 2'si? Hangi Ceren? Yürü yürü yürü. Ben bu kızları gebertirim bir gün. Ceren iki dedi ya. Arkadaşlar videoyu uzun yapmayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz çok fazla video atamadığım için sizlere uzun video çekmek istiyorum. Çünkü en azından uzun video olduğu zaman size bir hafta da olsa yetebilecek kadar bir video olabiliyor en azından uzun çekmek istedim. Eğer sıkılıyorsanız arkadaşlar videonun yarısını bırakın. Sonra 1-2 saat sonra geçtikten sonra devamını izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Tamam, ne alacağız? Şimdi yumurta dedi. Yumurta alıyoruz bir tane. Yumurtayı poşete koymayalım. Kırılır. Annem hep elinde taşıyor. Tamam. Peynir dedi. Peynir alacağız. Bir tane bundan. Ama önce şu paraları çıkarmamız gerek. Tamam. Ver bana şöyle. Neyse. Gel. Peynir. Bir de beyazdan alıyoruz. Babam seviyor bu peynirden. Çikolatalı süt alalım mı? Umut seviyor. Ben de seviyorum. Tamam alalım bir tane dondar alalım. Bir de meyve suyu al. Oo, maşallah. Bir de şu peynirlerden al. Tamam. Umut bu peynirleri çok seviyor. Aynen çok tatlı. Minik minik. Kızlar yardımcı olabilirim isterseniz. Teşekkür ederiz abla. Şimdi şeyden alacağız. Sucuk veya sosis alalım. Sosis, sosis alalım bence. Yani. Sosis daha güzel. Ya sosis halksız aslında ama neyse. İki tane falan al. Dilimlenince zaten çok oluyor. Kızlar bence o poşet yırtılacaktır. Ee, ben size bir tane daha poşet vereyim. Ay poşetler de paralı yapıp poşet kaktırmaya çalışıyor. Şöyle. Ee, tamam. Neyse bir şey olmaz. Ona koy boş ver. Elimizde kopmasından daha iyidir. Ay o sokaktan geçmek istemiyorum. Neyse boş ver. Biz kahvaltılıkları alır çıkarız şimdi. Bir de ekmek alacağız zaten. Ekmeksiz olmaz. Bir tane ekmek. Bir de şundan alıyorum. E başka? Bir de kokops alsana. Ya kokops ne alalım? Reçel al dedi annem. Bir tane reçel al. Kokops. Ya üf, tamam bir tane de kokop aldım. Hadi yürü gidelim. Şöyle. Ödetelim bakalım kızlar birin. Hadi kızlar gidelim. Tamam. Şöyle. Kızlar e, bu arada Allah. Bu arada e, indirim kuponumuz var. İsterseniz onlardan da alabilirsiniz. İndirim kuponumu Allah öttü. Evet i̇ndirim ee, indirim kuponu ne? İndirim yani indirim kuponu derken herhalde şeyden bahsediyor. Bedava alışveriş falan. Evet, yani e, 40 lira üzeri alışveriş yapanlara 20 liralık bir bedava çeki var indirim kuponu. Bir tane daha yani bu sefer de 20 liralık alışverişinize 10 lira indiriyoruz. Oo çok iyiymiş aslında. Annem arasak mı? Aynen söyleyelim belki şey yapar. Gelir buradan alışverişini yapar falan. Tamam siz arayın. Ben de e, işlemleri halledeyim sizlere. Sanki biraz sıkıcı gibi oldu ama dediğim gibi istediğiniz zaman bunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekte izlemeyin çünkü sıkılabilirsiniz. Uyarayım dedim. Ya çünkü arkadaşlar şu an bu ev bölümü olduğu için birazcık hani alışveriş evle ilgili oluyor genellikle. Ama bundan sonraki bölümlerde güzel şeyler düşünüyorum sizlere ve gerçekten de çok şaşıracağınız bölümlerde gelecek yakında o zaman... Bir sonraki bölümde görüşürüz. Şu an bitmiyor video bu arada. Hemen eve gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız başka? Bu alışverişi de yaptıktan sonra zaten e, videoyu bitiririm. Ondan sonra sizin fikirlerinizi Instagram'da görmek istiyorum arkadaşlar. Yazmayı unutmayın çünkü evim çok kötü oluyor. Bunu da farkındasınızdır umarım. O yüzden arkadaşlar yazmayı unutmayın. Devam. Siz istediniz. Ben uzun bölüm çekiyorum. Sonra bana şikayet etmeyin arkadaşlar. Abla niye bu kadar uzun çektin diye. Bunu da söyleyeyim. Hayatım kapıyı aç sana kızlar gelmiştir. Ben de şunları kaldırayım. Şunları da ayrı sepete koyalım. Ya da dur şunları içine koyalım bekle. Şunları da koyalım da çünkü. Oho çok aaaav. Sepet bayağı ağır oldu. Bunları artık kaldı şuraya. Ay tamam dur kapıyı açayım kızlara ben bir. Oğlum sen de hadi geç şuraya. Oyuncaklarını bırak. Arkadaşlar tamam son bir şey söyleyip gideceğim. Arkadaşlar bugün e, biraz rahatsız olduğum için okula gitmedim. O yüzden Allah karakterlerim. <laughs> tamam. İşte bugün hasta olduğum için okula gitmedim. O yüzden iki tane video çekebilmeyi düşünüyorum. Çekebilmeyi düşünüyorum. Ne kadar mantıklı bir cümle oldu. O yüzden arkadaşlar e, bunu attıktan sonra... Bir tane daha çıkarım. Onu da yarına atarım sizlere. Yani üst üste video gelmiş olur. Umarım ki arkadaşlar sonra benden bir hafta boyunca abla video atmadın demezsiniz. Çünkü biliyorum çok fazla video beklediğinizi. Ama size sadece yazı bekleyin diyorum. Bu arada arkadaşlar bilgisayarım bozuldu. Çok kötüydüm. Dün çok mutsuzdum. Bunu açıklamıştım ama burada da söylemek istedim. Çok boşboğazlık yapmak istemiyorum. Çünkü videoda konuşunca çok konuşuyorum. Gerçekten susmayı bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden gidiyorum. Tamam vallahi bak bu sondu ya. Yemin ederim size. Tamam hiç daha fazla konuşmuyorum. Bay bay. 300 olmuşuz ya. Evet bilerek bunu giydim çünkü siz söylediniz. Çok mantıklı çünkü. Aa benim kankamdan beyin fışkırıyor gerçekten. Hadi gelin annemlerin yanına gidelim. Ay ne kadar güzel olduk ki. Benim saçlarım bir sizden farklı. <laughs> Yerim senin saçlarını. Hadi gel, biz gidelim yukarı. Anne bu katta bizim yapacağımız bir şey yok. Biz gidip üst kattan kıyafet baksak olur mu? Olur kızlar. Hadi gidin siz. Ay anneme bak. Ay kız sana baktıkça gençleşiyorum ya Bu ne güzelliktir? <laughs> Canım sen de bugün yeni saç modeli denemişsin. Denedik denedik de şu tipimize bak. <laughs> Halbuki güzel olsun demiştik. Ay senin gençlik yıllarındaki saçların aklıma geldi. Ay deme kız. Şimdi aynen ben buradan çiçek alacağım yani çiçek. Bence de yani. Hadi gidelim ya annemleri bekleyene kadar. Fotoğraf çeksek sonra. Çıkışta işte çekeriz.